Bora'nın bahsettiği otoparkçı Kenan'a belki cep telefonu kayıtlarından ulaşabiliriz. Ben de sizin gibi düşünmüştüm başkomiserim. Yoksa başka bir yol deneyeceğim. Ne ya? Ay ya, çay dökmüştüm. Aklımdan çıkmış, değiştirmedim. Ne pasaklı adamsın ya. Buyurun. Rahatsız ediyoruz. Başınız sağ olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Birkaç sorumuz olacaktı. Girebilir miyiz acaba? Elbette, buyurun. Böyle buyurun. Hoş geldiniz. O kadar üzgünüm ki kimsesiz kaldım. Başka da akrabam yok. Bir an önce sonuç alınsa keşke. Kız kardeşinizin ölümünü hala araştırıyoruz. O adam, yani Bora hala gözaltında değil mi? Biliyor muydunuz ilişkiyi? 2 ay kadar önce öğrendim. Taner Bey biliyor muydu? Bilmiyorum. Yani sanmıyorum. Hayır, Taner bilmiyor. Ya izninizle ben bir lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii, merdivenden çıkınca sağda. Sağ olun. Bir türlü çıkaramadım lekeyi. Peki sizin hayatınızda biri var mı? Benim mi? Hayır, bir sevgilim yok. Kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? 1 hafta kadar önce. Az mı görüşüyordunuz? Son dönemlerde az görüşürdük, evet. Selim, sen banyodan geldiğinde Funda Hanım tam da Sibel'le Bora'nın nasıl tanıştığını anlatıyordu. Ha. Evet. Aslında nasıl tanıştıklarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız. Bir kokteyl vardı. Şimdi ne için olduğunu hatırlamadığım bir kokteyldi. Orada Bora'ya rastlamıştım. Güzel iltifatlar için teşekkür ederim. Ben Bora. Ben de Sibel. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kardeşim Sibel. Sizin aileniz hep bu kadar güzel mi? Böyle bir ilişki yaşayacakları aklımın ucundan bile geçmezdi. Kardeşinizle aranız nasıldı? Her abla kardeş gibi. Yani bilirsiniz. Ya enişteniz Taner'le aranız nasıldı? Olması gerektiği gibi. Peki ya eniştenizle kardeşinizin arası nasıldı? Önceleri çok mutlulardı ama son dönemlerde, yani her evlilikte olduğu gibi bazı sorunlar yaşamaya başlamışlardı. Az daha anlatıyordum, pardon. Bunlar kardeşimin mail adresindeki yazışmalar. Çıktısını almıştım. Şifresini biliyordunuz öyle mi? Evet, biliyordum. Peki sık sık bakar mıydınız böyle Sibel Hanım'ın maillerine? Hayır, bakmazdım. Anlıyorum.
Şimdi Funda Hanım, bunlar pek güvenmediğimiz deliller bizim. Yani bu konuda uzmanlarımız zaten çalışma yapıyorlar. Sibel Hanım'ın bilgisayar ve cep telefonu da inceleniyor. Ama yine de teşekkür ederiz. Funda Hanım, lütfen bizden habersiz bir yerlere gitmeyin. Tamam Orhan Bey. Peki Funda Hanım, size iyi günler. Ha, aklınıza bir şey gelirse bizi arayın, tamam? Mutlaka ararım.